Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren. Bugün sizinle Mayıs Farmasi alışverişimden bahsedeceğiz. Hadi gelin hemen başlayalım. Bu sefer bir kutum var. Çünkü eğer kanala abone olursanız gelecek videolarda neden bunun böyle olduğunu, birazcık alışverişimin azaldığını göreceksiniz. Hadi gelin hemen başlayalım. Kızarmış burnumla karşınızdayım. Çünkü okulumuzun dün kermesi vardı. Ben de orada görevliydim. Güneşte bayağı bir yandım. Aslında sadece burnum yanmış. Çünkü biraz burnumu sildim. Birazcık üstünüze afiyet üşüttüm. Öyle derler ya. O yüzden aslında burnumu silerken oradaki güneş kremini de sildim. Ve sadece gördüğünüzde tek güneş kremi olmayan yer burnum yandı. O yüzden aslında burnum kıpkırmızı. Herhangi bir şey yok. Aslında kapattım ama kapatınca da uçuyor ama böyle hafif yanmış efekti de yazı özlediğimi hatırlatıyor. O yüzden başladım. Kapatmadım. Hadi gelin başlayalım. Evet, ilk olarak hemen açtım şöyle. Farmasi Haziran kataloğumuz var. Bakalım, ben buradan birkaç tane şey beğendim şimdiden. Ben şans kataloğunu görmeyi çok seviyorum. Bu arada ben aşağı sürekli Melek Hanım'ın linkini ekliyorum. Oraya gidip eğer abone değil, üye olmak isterseniz oradan da bakabilirsiniz. Ben kendim başıma üyelik almıyorum çünkü ona ayıracak bir vaktim yok ne yazık ki. Sadece kendi çevreme falan satış yapıyorum. O yüzden ona gidebilirsiniz yani. Evet, ilk ürünümle başlıyorum. İlk ürünüm siyah sarımsak özlü şampuan. Aşağıda Türkçesi yazıyormuş ama ben gidip yukarıda Black Garlic şampuyu çevirmeye çalışıyorum kafamda. Biraz küçük ya, daha büyük bekliyordum ben aslında ama ben biliyorsunuz bunun sarımsak özlü şampuanla farmasını bayılarak kullanıyorum. En sevdiğim şampuan, saçıma en iyi giden şampuan, saç dökülmemi 2-3 kullanımda tek başına düzelten, onu engelleyen bir şampuan. Bu da daha etkili siyah sarımsaklı olduğu için bunu denemek istedim. Çünkü bayağı yanında hani katalogda da özellikleri falan daha şey yapıyordu. Bir de normalde sarımsaklı şampuanı sever, bunu daha çok sevmişler. Merak ediyorum, şu anda sarımsaklı şampuanım var. Yenisini şu an bunu açmayacağım ama o bittiği zaman buna geçeceğim. Merak ediyorum. Zaten bir tane daha videomda falan da mutlaka yorumlarımı orada söylerim. İkisi arasındaki farkı da orada görebilirsiniz. Bunu ben deneyeceğim, size yorumlayacağım. Buradan bir faturamız çıkıyor. Evet, devam ediyoruz. Nar paketini şöyle, biliyorsunuz Narset'ten artık böyle koymaya başladılar. Onları kaldırdım. Şöyle tekrardan, bu şey miydi? Yok, değildi. Tamam. Bu Spring Fest duş jeli. Bu hediyeydi galiba. Bakacağım. Unuttum. Siparişimi verili bayramda verdim. O yüzden evet, bu hediye. Nereden hediye geldi bu? Onu hatırlamıyorum. Bu hediye, çünkü bir tane vardı, ben geçen siparişim iki tane söyledim. Çok severek kullandığım bir duş jeli. Aslında banyo köpüğü olarak geçiyor ama ben normal duş jeli olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten duş jeli olarak kullanmayı da çok seviyorum. Mis gibi kokusu var. Bütün banyo resmen bahar gibi kokutuyor. Çok severek kullanıyorum. Biliyorsunuz ben bunu normalde hani okyanus olan vardı, hanamil olan vardı. Onları da çok seviyordum. Ama bu ayrı bir güzel, ayrı bir bahar kokuyor böyle yani. O yüzden çok severek kullanıyorum. Hediye gelmesi de benim için iyi oldu. Gayet severek kullandığım bir ürün geldi. Bunu en sona bırakacağım. Daha sonra böyle bu ısırgan özlü değil mi? Bakmam lazım. Evet, ısırgan özlü şampuanımız var. Bu benim seçtiğim teşvik hediyelerimdi. Bir de yanında bu Soft Petals kokusu olan rolonum var. Bu rolonu kimi önerdiysem gerçekten çok fazla sevdi. Ben çok severek kullanıyorum. Farklı bir rolona geçtiği zaman gerçekten bunun... Gerçekten bunun farkını görüyorum. Mükemmel bir rolon. Herkese öneriyorum, tavsiye ediyorum. Eğer bir rolon arayışındaysanız, rolonunuzdan memnun değilseniz mutlaka bakmanızı önerdiğim bir rolon. Bu ısırgan özlü şampuanı da deneyimlerim. Ama çok fazla şey var. Çok fazla sarımsak özlü şampuanım var. O yüzden bunu... Ne oluyor ya? O yüzden bunu biraz yorumlaması sona kalabilir. Onu söyleyeyim baştan. Daha sonra bir adet C vitamini bu suda eriyenlerden var. Ben bunu şu an özellikle çok severek kullanıyorum. Biraz şanane mollu olduğu zaman mutlaka günde 2 taneyi çıkartıyorum.
çok güzel toparlıyor. Hatta geçen gün kermesi de kendimi çarptırdım ben bu arada. Kısa kollu ve balkon kapısı açık uyumuşum. O yüzden de kendimi çarptırdım haliyle. Yani herhangi bir şeyim yok. Kendimi nasıl hasta ettiğimi biliyorum gayet net. O yüzden bunları hemen ikiye çıkartıyorum. Hemen sabah da kermes olduğu için yanıma almıştım. Sonra hatta bitirme denk geldi. Çok güzel denk geldi. Hemen böyle su şişemin içine attım gittim. Beni mükemmel enerjik yapıyor. Uykusuzken bile toparlıyor. Çünkü ben geçen gün hatta sabahlamıştım. O yüzden de beni çok güzel toparladığını söyleyebilirim. Daha sonra Shoulders Man parfümünün bu tıraş sonrası balsamı var. Bunu bir siparişimizdi. Çok severek kullanıyorlarmış. O yüzden bir adet sipariş aldık bundan. Bu da müşterimize gidecek. Daha sonra FX Pro makyaj bazı. Ben bunu gerçekten çok severek kullanıyorum. Bu mis gibi kadife gibi bir cildi bırakıyor. Eğer ben biraz daha sağlam bir makyaj istiyorsam, üstüne ben kendim highlighter'ımı uygulayacaksam bunu kullanıyorum mutlaka. Mis gibi bir cilt makyajı elde ediyorsunuz. Çok severek kullanıyorum. Aynı şekilde bunun biliyorsunuz ben Marlon'u da kullanıyorum. O da ışıltılı makyaj bazı olarak geçiyor. Mükemmeller. İkisinin de kullanımını öneririm. Hangisini tercih etmek istediğinize göre oradan bakabilirsiniz. Bu kadife gibi cilt yapanı. Diğer Marlon ise o da daha aydınlık bir cilt bırakıyor. O yüzden bu da bir siparişimizdi. Ben şundan şu an kullanıyorum severek. O yüzden o da şeyimize gidecek, müşterimize gidecek. Bu da aynı sefalı yüz kremimiz. Bunu çok sevdiğim arkadaşımın annesine gönderiyorum. O sipariş etti. Çok güzel gelmiş yüzüne. Ben böyle testleri göndermeye çalışıyorum. Hani şey yaptığım zaman. Hani elimizden hediye olarak gidiyor. Ben de onlara ekstra hediye olarak gidiyorum. Ondan kullanım sevmesi beni çok mutlu etti. Çok güzel, iyi gelmiş cildine. Ben de onu gönderiyorum. Oradan bu dağın onu öpüyorum. Evet, son iki ürünüm kaldı. Bunları hemen şeyime, kutumu yere attım. Bunları da 2 dakika şöyle koydum. Bu farmasinin sanki ismini şöyle göstereyim. Kuru yağ. Çok merak ediyorum. Daha önce görmüşsünüzdür Lux markasının galiba böyle şeyleri var. Yağları oluyor. Kuru yağları. Çok merak ediyorum. Şimdi nereye döksem? Elimin üstüne dökeyim biraz. Bu bronzlaştırıcı olanı. Daha önce biliyorsunuz tüp şek tüpte de olanı almıştım. Şimdi... Bu arada hemen emildi. Onu söyleyebilirim. O yüzden onu sevdim. Çok güzel kokusu var. Yani bayağı bildiğiniz şey biraz öksürme, tıksırmalı, biraz ses kısıtlı video olacak ama çok yaz kokusu var içinde. Yani bayağı sevdim o konuda. Bu arada ışıltılı bir kuru yağ. Ama biraz daha koymam gerekiyor galiba. Çünkü ben deneyeceğim diye elimin üstünde az koydum. Şöyle biraz daha dökelim. Bir tık zor dökülüyor galiba ama yavaş yavaş da geliyor. Çok güzel emiyor. Kuru yağ olduğu çok belli. Bronzlaştı mı? Sanki bir tık diğer elime göre bronz duruyor. Bilmem siz nasıl görebiliyor musunuz ama bir tık daha bronz duruyor sanki. Ama öyle alıp başına gidecek bir bronzluk değil. Yüzünüze, vücudunuza ve saçınıza kullanabiliyormuşsunuz. İçinde simler bulunduran bir yağ. Gerçekten kuruyor. Elde biraz evet bir tık şey bırakabiliyor ama elimi de yedirirsem belki de kalmaz. Cildimde asla kalmıyor. Elde bir tık yağlık hissi, böyle değişik bir his bırakıyor. Ama emilmesini de beklediğiniz zaman gayet iyi olabilir veya elinize hemen tıkayabilirsiniz. Ama cildimde asla böyle yağlı bir his kalmadı. Bunu çok sevdim. Bunu bütün yaz boyunca kullanacağım galiba. Simini hemen böyle etekler giydiğinizde bacaklarınıza, kollarınıza, dekolte bölgenize, kollarınıza söylediğiniz zaman gayet güzel olur bence. Sevdim. Bu kuru yağı sevdim. Çok güzel. Fiyat da güzel, uygun fiyatlıydı. Bakayım mı fiyatına da hemen. 30 küsür gibi fiyatı varmış bunun da. Ben şans katılımına şans broşürleri katılımda olduğumu bilmiyorum ama eğer iyi olursanız oradan da şans katılımına bakabilirsiniz. Şans katılımında mükemmel şeyler oluyor. 2 tane mükemmel keşfim var. Onlara geçelim efendim. Bir maskaramız vardı, hatırlar mısınız? Eğer farmasi videomu takip edenlerden biriyseniz kutularca sattığım, tüplerce sattığım, sürekli alınan, arkadaşlarımın bayılarak kullandığı, kime bak bu bunu çok sevdiğimden sonra aldıktan sonra ya o maskara çok güzelmiş dediğim maskaranın renkli maskaraları çıkmış. Hayatımda hiç renkli maskara kullanmadım bu arada ama bir çılgınlık yapıp aldım. Bir tanesi mavi renkli.
Şu an gözlerinde maskara olduğu için deneyimleyemiyorum. Ama bunu bir Reels videosu çekip size denemek istiyorum. Yarın veya cuma veya cumartesi hemen bakıyoruz şöyle. Ya, mis gibi bir mavi. Üstüne denesem acaba olur mu? Olmaz ya. Siyah artık içindeki. Olmaz. Bunu koydum. Biliyorsunuz bu iki çift taraflı bir maskara. Length and Volume diye. Uzunluk ve hacim veren maskarası. Bazı arkadaşım tek tarafını kullanıyor. Bazısı önce volümü sonra uzunlaştırmayı kullanıyor. Daha sonra bazısı uzunluğu sonra volümü kullanıyor. Siz bunu kendinizin, kendi maskaranız tipinize göre bulabilirsiniz. Ama niye diğer tarafı? Açamıyorum. Açacağım inşallah. Elim kayıyor. Niye açamıyorum? Açamadım. Niye açamıyorum? Aa, açamadım bunun diğer tarafını. Neyse, kahverengine bak. Kahverengine bakalım ona. Elim yağlı ya, o yüzden herhalde. Ve Double Lash Accent'in kahverengi olanı. Bu arada ben günlük makyajını belki kahverengi makyajı maskaraya geçebilirim. Çünkü doğal makyaj yapıyorum genelde. Belki siyahlık yerine kahverengilik daha çok hoşuma gidebilir. Hemen bunu da açıyorum. Ve mis gibi bir acı kahve. Bence açık değil. Yani maskaranın daha bu olması daha güzel. Ben de kumral bir insanım. Handler Sprinkle'ı yaktığım için kısa dönsen. Evet, ben onu açamamışım. Acaba dedim açılmıyor mu, ama bu taraftan yine aynı şekilde. Bu şekilde bir maskara ucu var. Ne kadar net diyor bilmiyorum. Çok severek kullanacağım maskalar olduğunu düşünüyorum. Sana normaldeki tek onu, siyah olanı da severek kullanıyordum. Bunları da mutlaka Reels videomunu göreceksiniz. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız ve nar paketimiz. Bu arada kutu yapmaktan vazgeçtiler. Nar böyle poşetlere koyuyorlar. Bunu açması gerçekten bazen çok zor oluyor. Evet, başlayalım. Evet, yine bir parfümümüzün aftershave balsamı çıktı. Bu Imperium şeyinin. Erkek parfümünün try sonrası losyonu. Bakalım. Bununla tabii ki ben ya staşa koyarım, ya isteyen olursa, ya da babama veririm artık. Attık bunu da. Ve bu biliyorsunuz misfaklı ve aloe veralı. Misfak değil mi? Doğru. Diş macunu. Ben bunları severek kullanıyorum. Bu arada bunun boyu, bu bir tık küçük boyu. Bu seyahatlerde falan çok güzel oluyor. Ben bunu aloe vera, sadece aloe vera olanına bayılıyorum. Onu çok daha fazla seviyorum açıkçası. Yani alacak olanlara sadece aloe vera alalım. Çok daha fazla öneriyorum. Çünkü baya baya güzel bir diş macunu. Aa, biraz açılmış ama şey sağlam duruyor. Motto parfümünün body lotion'ı. Parfümün body lotion'ı. Zaten bu parfümü ben de severek kullanıyorum. Annem de severek kullanıyor. Bu şey çok kurtarıcı oluyor bence. Eğer o gün yoğun yoğun kokmak istiyorsanız hemen bunu normal nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz. Parfüm sıkmadan nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz. Yani baya güzel. Parfüm öncesi nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz. Bayağı güzel oluyor bu arada. Daha sonra gül suyumuz çıkıyor. Bir adet. Ben bu gül suyu anlaşamamıştım. Daha sonra o zaman cildim biraz alerjik olmaya başlamış. Sonrasında severek kullandım. Ama bunun içeriğinde şey var. %100 aloe vera değil. Aloe vera, yani ilk maddesi aloe vera suyu. Sonra su, sonra aroma, sonra potasyum sorbat ve sodyum benzoat varmış. Ben biraz yüzüme kullanacağım gül suylarında %100 gül suyu ibaresini görmeyi daha çok tercih ediyorum. O yüzden yüzüme çok fazla kullanmıyorum ama normal kullanıyoruz. Annem severek kullanıyor. Ona herhangi bir alerji bir şey yapmamıştı. Ben bir tık ona şeyim yani. Gül suyu konusunda cildimi kullandığım zaman takığım birazcık. Bittik mi? Ay bebeğim, aşkım, bir tanem gelmiş. Müthiş yakışıklı aşkım, ruhum, bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. Mistribarların elmalısı. Elmalı ve tarçınlısı, pardon. Bu arkadaşlar, bu bir bar değil. Bu sağlıklı bir şey değil. Bu bildiğiniz elmalı kurabiye. Yani bu saçmalık. Çok tatlı. Tatlı değil mi? Çok tatlı derken yanlış söylüyorum. Çok güzel. Mükemmel bir tatlı ihtiyacınızı karşılayan bir bar. Yani bu arada 30 gramlık, hemen size kalorisini söyleyeyim mi? İsteyenler olur belki. Tek bir barı 101 kaloriymiş. Ya bence çok iyi. Bu arada ben genelde bir tanesini bitiremiyorum. Yarısını falan yiyorum.
Daha sonra gün içinde diğer yarısını yiyorum. Çünkü çok güzel tok tutuyor. Yani bildiğiniz %100 elma ve tarçın var ama gerçekten elmalı kurabiye yiyorsunuz. Yani bu gerçekten büyük bir saçmalık. Nasıl olabiliyor bilmiyorum ama gerçekten mükemmel bir tadı var. Çok severek kullanıyorum. Bu nar paketine bir tık üzüldü. İki tane oje geldi. Bir oje yerine başka bir şey de kullanılabilirdi ama neyse ojelere geleceğim. Bu Stay in Go saç wax'ı. Bayanda hatta kuzenlerime hediye de götürdüm ben bunu. Aynı zamanda kuzenim perma yaptı da demiştim sürekli. Ondan da yiyorum, onun da ekmeğini yiyorum ama ona da hediye ediyorum. O da çok severek kullanıyor bu arada. Ben wax kullanmıyorum saçım. Yani herhangi böyle wax kullanabileceğim bir saç şey yapmıyor. Ama kullananlar çok severek kullanıyor. Onların yorumlarını size aktarıyorum aynı şekilde. Ve iki tane Farmacy'nin Gloss Effect'li ojelerinden gelmiş. Bu ojeleri ben öve öve bitiremedim, bunu biliyorsunuz. Çok güzel, çok kalıcılar. Çabuk kuruyorlar. İlk katta rengiliyorum, ikinci katta mükemmel bir opaklık sağlıyorlar. Ben çok severek kullanıyorum. İkisi de bende olan renklerinden. Lady Marmalade ve Rosy rengi. Bu arada eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz gene söyleyeyim. Çünkü artık hikayelerime çekiliş yapmaya karar verdim. Bir tık da oraya yönlenelim diyorum. Abone olmayı unutma. Bazen YouTube'da çekilişler olacak. Ve bu arada videonun arasında sürpriz videolar şeklinde ben çekiliş videolarını çekmeyi planlıyorum. O yüzden oralara bakmayı unutmayın. Evet, bu ayki farmasi alışverişi videom bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bir tık ürün gamını azalttım. Ama demiştim başka videolarda göreceksiniz ne olduğunu diye. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer beni seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve gelecek videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanal bildirimini açmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan takip edip oradan da beni hem daha fazla içerikler görebilirsiniz. O zaman sizleri öpüyorum kocaman kocaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.